Evet, Biyologlar Derneği'nden Hasan Sarp'ten bugün konuğumuz olacak. Hatırlatalım. Yarın Lefkoşa Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Doktor Faiz Sucuoğlu ve Perşembe günü de Sayın Hasan Esendağlı Barolar Birliği Başkanı konuklarımız. Bunları hatırlattık sizlere. Şimdi köşe yazılarımızı okuyalım. Köşe yazılarımız Pandora'nın kutusu sayfasında, Kıbrıs Postası'nda. 12. sayfada, Kıbrıs Postası'nın internet sayfasında da var. Ayrıca Facebook ve Twitter'da da paylaştık. Onu da belirtelim sizlere ve devam edelim programımıza. Devam edeceğiz programımıza. Kanal T televizyonundan da bizi, internetten de Kanal T televizyonundan izliyorsunuz, izlemektesiniz. Bu arada Serhat İncil'in sayfasında da paylaşılmış durumdadır. Memduh Çeto, Erhan Akar, günaydınlar, tekrar günaydın herkese. Ve köşe yazılarımıza başlayabiliriz. Serkan Lokma kardeşim, günaydınlar Ayorgi. Günaydınlar. Hesap lütfen. Diziro ne demektir? Ve İslam eleştirisi. 3 tane yazımız var bugün. İslam eleştirisiyle başlayalım. Emine Ahmet, günaydınlar. Tunus'tan başladı, Mısır'la devam etti. Arap Baharı'ydı derken hepsi darmadağın. Sudan paramparça, Irak gitti, Suriye kan gölü, Filistin sürünüyor, demokrasi uğramıyor Suudi Arabistan'a falan ve de filan. Birlik değiller, şudur budur, bir İsrail tümüne bedel. Peki bu tüm bu örneklerin sebebi ne? Bir fıkra okudum, paylaşmak istiyorum. Adamın biri elinde büyük bir bıçakla camiye dalar ve sorar, aranızda Müslüman olan var mı? Korkudan kimse bir şey diyemez. Birazdan yaşlı bir adam ayağa kalkar. Ben Müslümanım der. Tabi hepsi Müslüman ama korkudan ben Müslümanım diyemiyorlar. Yani gerçek Müslüman. Bıçaklı adamla yaşlı adam camiden çıkarlar. Adam dışarıdaki inek sürüsünü gösterip, amca şunları kurban edeceğim, ben beceremem, yardım eder misin der. Yaşlı adam epey bir hayvanı kestikten sonra, yoruldum, başka birini bul der. Adam bu sefer kanlı bıçakla yine camiye girer ve sorar, aranızda başka Müslüman var mı? Az önceki adamı doğradığını düşünen cemaat çok korkar ve herkes aynı anda imama bakar. İmam, imam. Ne bakıyorsunuz lan der imam. İki rekat namaz kıldırdık diye hemen Müslüman mı olduk? Yani anladınız değil, anlatabildim. Evet. Hesap lütfen. Fazıl Önder öldürüldü. Katil veya katilleri bulundu mu? Hayır. Berber Ahmet Yahya öldürüldü. Katil veya katilleri bulundu mu? Hayır. Ahmet Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Derviş Ali Kavazoğlu, Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve Kutlu Adalı. Tabii çoğu Türkiye'de bunların öldürüldü. Demokrasi şehitleri diyoruz. Anma törenleri düzenliyoruz. Peki katilleri ne oldu? Aranmayacak mı? Sorulmayacak mı? Hesap sormak sadece siyasi mastürbasyonla alakalı bir şey midir? Katakulli midir? Bu insanlar bu ülkenin insanı değil miydi? Neden her cinayetin katili aranır da bu insanların hiç sorulmaz? Şov olsun diye mi anıyorsunuz? Hesap soracağız demek nasıl bir şovdur? Neyin hesabını soracaksınız? Yakınlarınızın mı? Yazık. Bizden olanların katilleri bilinmeli ve hesap sorulmalı ama bizden değil dediklerinizin sorulmamalı. Yani kimse Ayhan Hikmet'in neden ve nasıl ve tabii ki kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü hiç bilmemeli mi? Vay faşizm vay. Bizden olmayanları öldürelim, hesap sorulmayacak. Günümüzdeki katillerin ne günahı var sorusunu dahi sormak geliyor içimden. Tanıdıklardan para almamak gibi. Restoranınız var, ahbaplardan para almıyorsunuz. Cinayet bunlar kardeşim. Keyfine yemek yemek ya da içmek değil ki. Elbette tepeden hepeden hatta tedepeden bir şey beklediğim yok. Ama CTP bu hesapları asla kapatmamalı. Ve son bir not. Bu hesaplar kapatılmadan CTP hükümete hiç girmemeliydi diye de yazacaktım ama yazıyı bitirdiğim için yazmıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Demokrasi şehitlerini selamlıyorum. Ve son yazımız ama bu arada Hasan Aysal Arif Efalyalı, Cayırdat da korkma diyor. Alpaslan Kargu, bütün Müslüman görünümlü terör örgütleri PKK, PYD, DAEŞ, El-Kaide, Boko Haram hepsi terörist. ABD ve İsrail ürünüdür.
Bunu anlamayan Gofti'den Türk aydını da dinimiz İslam'a hakaret ediyor, küçümsüyor. Gofti'den Türk aydını bana mı dedi? Ben Türk aydını değilim, ben aydın değilim zaten. Bütün Müslüman görünümlü terör örgütleri, benim söylemek istediğim zaten Alparslan Kargu Kargu'nun söylediklerinin aynısı aslında ama o anlamadığı için bana anlamadın diyor. Süleyman Er iyi yayınlar. Abi nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça diye bir şarkı vardır. Ben bir şey demiyorum yanlış anlaşılmasın. Nannau demiş. Muhammed Reza Gaffari, yolsuzluk mu yozlaşma mı? Siyasette ve yönetimdeki bozulmayı siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin maddi ya da maddi olmayan özel bir çıkar sağlamak amacıyla etkilerini kötüye kullanmalarını ifade ödere etmek üzere İngilizce'de corruption kavramı kullanılmaktadır. Bu küçük ülkede hangi kavram daha geçerlidir? Nyao! Budur. Esas kavram budur sevgili Muhammed Reza Gaffari. Nyao! Şeklinde açıklarız biz o durumu. Yani bir de bu hareketçiyi yaparak bak. Şimdi radyolarda başındakilerden özür dilerim ama nyao. Bak elin, sağ elin döndürülmesi hali. Nyao. Da korkma der Çetin Sadeli. Evet, Ditsiro ne demektir? Boş vakit buldum dün, öğleden önceydi. Sağ yanımda masmavi uyuyan güzel Akdeniz. Ve sesi, masamda kahvem, alkol yok. Az açıkta iki balıkçı teknesi. Üç aydır neredeyse durmadan yağan yağmur dün yerini güneşe terk etti. Sahi mevcut hükümetimiz gidip de yerini güneşe bırakır mı? Şaka canım. Aslında hiç belli olmaz. KKTC'de her an sudan sebeplerle koalisyonu bozup başka bir adet kurmak zor değildir. Alıştık. Mevcut dörtlü koalisyonun dört ortak partisinin lideri o kadar çok asla bozulmaz dedi ki her an bozulmasını bekler hale geldik bu yüzden. İnanç sıkıntımız var çünkü. Neyse, Lefke bölgesindeydim dün. Aspava'da. Aspava mevcut yasal ahşap iskelesinin ayaklarını bıraktı. Bir bölümünü sağlamlaştırmak için beton dökmek istedi. Denize beton döküyor dediler. Haliyle Aspava'nın kumarhanesi olsaydı, Aspava Türkiye'den gelme büyük bir kumarhane patronun olsaydı, değil beton dökmek, denize dilediğini dökmek, dilediğini yapmak hakkına sahipti ya, neyse. İçimizi temizleyecek olanlar bakar meseleye canım. Dipkarpaz ve Lefke'de gazino olsaydı, inşaat durdurma cesaretleri olmazdı. Ne ilginç bir ülkedeyiz. Girne'de kazino patronları eyvallah, yedi dalgada Dipkarpaz'da yaşam kavgası verenlere bronzo. Anlayana da sivrisinek sas. Akdeniz, bol vakit bol okuma derken meğer bu Akdeniz'de çok ciddi miktarda doğalgaz olduğu konusunda birçok uzman ve şirket yetkilisi eminmiş. Houston Chronicle adlı bir gazetedeki makaleyi önerdi bir arkadaş. Açtım okudum. Houston nere, Kıbrıs nere? Meğer bizim meşhur bölgemizdeki meşhur gaz arayıcısı şirketlerden Noble Energy'nin merkezi Houston'daymış. Gazeteye göre bölgede çok ciddi oranda gaz var. Ve dünya devi enerji şirketlerinin yeni oyun alanı burası. Ve yine gazeteye göre Türkiye işin içinde. Türkiye'nin de hakları var elbette. Ve Türkiye, Houston Chronicle gazetesine göre Amerikan şirketlerini Amerikan ordusu nedeniyle tehdit edemez. Ama Avrupalı şirketleri ediyor, etti bile etmiş. Makalede sevmeyeceğiniz ifadeler var. Mesela Kıbrıs'ta 1970'lerdeki Türkiye istilası gibi. Ama takmamak lazım. Bence bu veya buna benzer makalelerin öne sürdüğü, öne çıkarmaya çalıştığı bölgedeki enerji tansiyonunun yükseldiği ve daha da yükseleceği. Peki akıl var, mantık var. Bu tansiyon bölgede tümü kapitalist, tümü Amerikancı, tümü İngilizci, Fransızcı, İtalyancı, Güney Koreci, tümü Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan, İsrail, Güney Koreli şirketlerini savaşa mı sürükler? Siz bu isimlerini saydıklarımızın son yüzyılda birbirleriyle savaşına mı tanık oldunuz? Mümkün değil. Bunlar savaşmaz. Bunlar savaştırır ve bölüşür. Ne mi demeye getiriyorum? Olayı dikkatli okumak lazım. Türkiye neredeyse hepinizi
konfederasyoncu ya da ayrı devletçi yaptı ya son günlerde. Yarın bu isimlerini saydıklarımızla malı bölüştükleri gün, yani meselenin ana aktörleri arasında Türkiye'nin adını da gördüğümüz anda, sakın ola hepinizi üniter devletçi kesmesinler başımıza. Bilmem anlatabildim mi? Anladınız ne dediğimi değil mi? Gazı paylaşacaklar. Türkiye bu paylaşımdan kesinlikle hakkı olanı alacak ve tatmin olduğu gün masadaki plan neyse ona imza atacağız. Federal çözüm bu yüzden vazgeçilmezdir sevgili kukla durumuna çok kolay düşürülen kardeşlerim. Ne mi demek istiyorum? Türkiye gazdan payını aldığı gün siz ditsiro kalacaksınız diyorum. Anlayana. Ditsiro ne mi demektir? Çıplak, çırılçıplak öyle orta yerde kalacaksınız. Ellerinizle oranızı buranızı örtmeye çalışırken iş işten geçmiş olacak. Ayrı devlet iddianızı da sizi de unutacaklar ve siz de unutacaksınız. Üzülüyorum da size, biliyor musunuz? Çok üzülüyorum size. Çok. Evet. Bu kadar. Dursun Çebi, hepimiz Kemaliz demiş. Ahmet Ersöz, bu ne yaman çelişki anne ülkesi Serhat'ım. Yasa var, tüzük var, genelge var ama bu uygulamalar büzük çerçevesinde demiş. Neval Ali, good morning diyor Neval Ali bize. Said Kumru, günaydınlar Şeyhülislam Efendi demiş. Bize ve sevgilerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz herkese. Spora geçeceğiz, spora geçeceğiz. Altan Karakuş'a, Mehmet Ali Çavuşoğlu'na selamlar, sevgiler, saygılar. Ve şimdi Fehmi Oktay ağabeyime sevgiler, saygılar. Emine Mülayim'e sevgiler ve spor. Efendim, derbide gülen yok. 3-3. Kıpet Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Bafülkürdü ile Binatlı karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Belkalp stadında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Bafülkürdü'nün gollerini 37. dakikada Joseph, 65. dakikada Erdinç ve 72. dakikada Konkoni kaydetti. Binatlı'nın gollerini 21. dakikada Santos, 56. dakikada Victory ve 78. dakikada Jorge attı. Bafülkürdü puanını 26'ya, Binatlı 15'e çıkardı. İran televizyonu Bayern Münih-Augsburg maçını kadın hakem yönettiği gerekçesiyle naklen yayını iptal etti. Maşallah diye başlık atmış bugün Kıbrıs gazetesi ve dünyaca ünlü Guinness Rekorlar kitabının 2019 kataloğunda KKTC futbolu da dolaylı olarak yer alıyor. Spordaki rekorların sıralandığı bölümde Konifa'da 3 şampiyonluk kazanan Padanya'nın 3. şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs'ta kazandığı vurgulanan metinde mücadelenin Lefkoşa Atatürk Stadında yapıldığı belirtiliyor. Guinness Rekorlar kitabı her yıl basılan ve hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının neden olduğu dünya rekorlarını barındıran bir referans kitabıdır. En çok satan kitap serisi dalında da dünya rekorunun sahibidir. Evet, KKTC bir şekilde girdi bu listeye. Fotoğraf da bizim fotoğrafımız. Padanya'nın bir şeyi, Padanya kazanmış orada şeyi. Biz bu sene gidemiyoruz. Neden? Gidemeyiz tam için. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Federasyon Kupası'nda finale yükseldiler. Girne Amerikan Üniversitesi tarihinde ilk kez finale yükselmiş. Kutluyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 55-45 yendi. Çok teşekkür ediyoruz. Girne Canımızın ikinci versiyonu geldi. Duplenin üstünde. Ve Yakın Doğu Üniversitesi de kooperatifi 72-66 yendi. Finale kaldılar. İkisi 21'inde finalimiz. Derbide birbirlerini yediler ve Gençler Birliği'nde Mehmet Bolkan Mourinho hocam, Mehmet Bolkan Mourinho sakallı hocamın yerine geldi. Salih Sakallı istifa etti. Mehmet Bolkan yeni takımıyla ilk idmanını bugün yapacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni Boğaziçi'nde de Vural Köseoğlu'nun istifası sonrası Kılıç Ali Kahraman göreve geldi. MTG'de Arif Uysal krizi yaşanıyormuş.
MTG'de oynamak istemeyen hiçbir futbolcuyu zorla oynatmayız demiş Başkan Koral Bozkurt. Gollü derbide kazanan yok diyor Binatlı. Bafülkürdü derbisinde, Bafülkürdü Binatlı derbisinde kazanan yok. Gülen de yok, üzülen de yok diye yazmış Mustafa Bahadır hocam. Kadın hakeme boykot. İran televizyonu maçı yayınlamadı. Arif Uysal'dan şok açıklama. Takımıyla ipleri koparmış Arif Uysal. Başakşehir dün akşam 1-0 yendi Antalya'yı. Çok güzel bir maçtı, ben beğendim. Ama Başakşehir'in kaçırdığı goller ilgimi çekti. Devler Ligi'nde 16 heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 22'de KKTC saatiyle başlayacak Liverpool, Bayern Münih ve Olympic Lyon, Barcelona maçları var. Yarın akşam Atletico Madrid, Juventus ve Schalke 04, Manchester City maçları olacak. Evet, Yakın Doğu ve Gayu finale kaldılar. 21 Şubat Perşembe akşamı saat 19'da final Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak Güzelyurt Spor Salonu'nda 21 Şubat Perşembe akşamı orada buluşalım. Evet, MTG'de Arif'ten şok karar, sahalar bataklığa döndü, gecenin rengi derbi diyor bugün Halkın Sesi. Derbide gol çok, kazanan yok. Yakın Doğu Gayu basketbolda final. Evet, farklı bir haber yok. Arif ipleri kopardı. Gençler Birliği'nde Bolkan dönemi. Gençler Birliği'nde Bolkan dönemi. Mehmet Bolkan İskele'de. Kılıç Ali Kahraman Yeni Boğaz içinde. Var mı başka sporumuz? Yok başka sporumuz. Evet. Gençler Birliği'nde Mehmet Bolkan hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Derbide beraberlik bu kadar. Evet, ara veriyoruz. Aradan sonra çok kısa bir şekilde İngiliz gazetelerine bakacağız sadece. Ama önce ara.